ve kadın bağırsağın özel bir alet yardımıyla ucunda kamera ve ışık olan boru şeklinde parmak kalınları alet yardımıyla incelenmesidir. Açıklanamayan karın ağrısı olan durumlarda kolonoskopi yaptırmak lazım. Kronik içsel kabızlık, bu gibi durumlarda kolonoskopi yaptırmak lazım. Yine kontrol amaçlı Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği belli bir yaştan sonraki bu yaş 50 yaş olarak kabul edilir. Aile riski varsa 45 ya da 40 yaşından itibaren bile aile riskinden kastettiğimiz tabii kadın bağırsak kanseri, gastrointestinal kanserler. Böyle bir durum varlarında mutlaka kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırmak gerekir. Onun evet. Dışında yine kalın bağırsakla ilgili işte irritable bağırsak sendromu ya da ona benzer yine ishal ve kabızlık ataklarıyla ilgilen hastalıklarda, rahatsızlıklarda yine kolonoskopi önerilen tetkiklerden kontrol amaçlı ile check-up yapıldığında belki de gizli kan tetkiki bakıldığında belki de gizli kanın pozitif gelmesi durumlarında kolonoskopi önebiliyor. Yine makaktan kanama dışkıda gözle görülür kan görülmesi durumunda mutlaka kolonoskopi yapılması gerekiyor. Şimdi kolonoskopi öncesinde bağırsak temizliği dediğimiz bir şey var. Bağırsak temizliği mutlaka yapılması gerekiyor. Bağırsak temizliği dediğimizde işte verilen bir takım ilaçlar halk arasında müsil olarak bilinen, genel adı müsil olarak bilinen ilaçlar yardımıyla bağırsak temizliğinin yapılması, bağırsağın boşaltılması gerekiyor ki bu işlem sırasında bağırsak içeriğini bağırsağın içini, iç yapısını rahat bir şekilde görebiliriz. Onun dışında kan sulandırıcı kullanıyorsa hasta eğer aspirin gibi ya da işte kalple ilgili verilen bir takım ilaçlar gibi bunları tabii kardiyoloji doktorları görüşerek öncesinde kesmek gerekiyor. Çünkü kolonoskopi işlemi sırasında herhangi şüpheli bir şey görüldüğünde biyopsi almak gerekiyor. Biyopsi aldığınız zaman da kan sulandırıcı kullanıyorsa hasta bazen durdurulamayan canınızı sıkan kanamalara da yol açabiliyor bu işlem. Kolonoskopi işlemi bizim aslında sedasyon dediğimiz hafif uyutma şeklinde bir anestezi eşliğinde yapılıyor. Bu anestezi yapılırken tabii hasta klasik anestezide olduğu gibi makineye bağlı olmuyor, solunum desteği almıyor. Ancak işlem sırasında verdiğimiz ilaçların etkisiyle uyuyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Verilen ilaçlar, anestezi ilaçları genelde işte değişmekle birlikte temelde etkinliği, etkisi bu şekilde oluyor. Hastayı uyutarak rahat bir şekilde bu işlemin yapılmasını sağlıyor. Eski teknoloji cihazlarla yenileri arasında büyük farklılıklar var. Bu yeni cihazın en büyük özelliği içinde fiber optik kabloların olmaması. Bu şu anlama geliyor. Fiber optik kablolar kırılmaya, eğilmeye, bükülmeye duyarlı. Hassaslar. Yani bu işlemde zaten kolonoskopi dediğimiz işlemde işte bu flexible dediğimiz esnek ucunda kamera olan hortumu hareket ettirmemizle yaptığımız bir işlem. Bu işlem sırasında bazen manevraları yaparken kırılmalı olabiliyor. Bu yeni teknoloji cihazlarda, yeni cihazlarda içinde fiber optik kablo yok. Fiber optik kablo olmadığı için bu gibi problemleri yaşamıyorsunuz. Daha dirençli, hareket manevra kabiliyeti daha iyi. Görüntü kalitesi daha yüksek, belli modları var. Ekranı çekebilirsiniz eğer mesela kalın bağırsakla giderken işte rektum modunu alabiliyorsunuz. Damar yapılarında biraz daha net bir şekilde bulunduğunuz bölgeye göre gösteriliyor. İşte duyduğunuz modu var. Venöz damar sağlık yapılarını gösterdiği modu var. Özofagus modu dediğimiz modları var. Gastrik mod dediğimiz mideyi daha duyarlı olan modlar var. Kolon dediğimiz kalın bağırsağı duyarlı modumuz var. Bir de bu modları kullanmadığımız normal modumuz var. Duruma göre bu özelliklerini kullanabiliyoruz cihazın. Kolonoskopi sonrası tabii hastaya anestezi verdiğimiz için yani hafif uyuttuğumuz için hastayı belli bir süre dinlenmesi gerekiyor. Ayılana kadar dinlenmesi gerekiyor. Bu süreçte yanında bir refakatçi olmasını istiyoruz. Çünkü aldığı ilaçtan dolayı gün içinde dikkat gerektiren işleri yapmasını istemiyoruz. Araba kullanmak gibi ya da iş yerinde dikkat gerektiren bir iş yapıyorsa işte ellerini kullanan, mekanik iş yapan bir işçi ise o gün işe gitmesini istemiyoruz. Onun dışında ekstra dikkat etmesi gereken bir şey yok. İşlem sonrası hafif bir karın ağrısı olabilir çünkü içeriği gazla şişirdiğimiz için bağırsağın içinde gaz olacaktır.
bol yürüyüş ve hareket yapmasını istiyoruz. Yürüyüş ve hareketle birlikte o gazı atıp rahatlayacaktır zaten aslında. Onun dışında özellikle dikkat etmesi gereken bir şey yok aslında.